Başlığımız da şerit değişikliği. Ben de bu yoldan devam edeyim. Şimdi bu, <laughs> biz e, bu yeni dönemde başarılı olmak için işte HTR90 ortodoksa geçerken şerit değişikliği acaba yetecek mi? Yolu da değiştirmek gerekmiyor mu? Güzel bir soru. Evet. E, mutlaka değiştirmek gerekiyor. Buna çok katılıyorum ama Dün e, Az önce siz konuşurken de duydum. Sen gene çok güzel bir soru sordun Şeref abi. E, İstanbul'u almak mı yoksa e, enflasyonla mücadele etmek mi? Şimdi İstanbul'u bir kere kaybetmiş oldukları için daha hala bir kabullenememişlik olduğunu orada görüyoruz. Neredeyse yeni seçim geldi. Hala da bir e, bunu kabullenememişlik var. Ve bunu e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok almak istediğini biliyoruz. O nedenle önceliğim burada. İstanbul olduğunu düşünüyorum. Yani Ankara belki o kadar e, düşünmüyorlardır ama hani İstanbul gerçekten de e, önemli bir yer. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte de söylemişti İstanbul'u kaybeden iktidarı kaybeder diye. Gerçi öyle olmadı ama bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin de e, enflasyonun yaratmış olduğu o e, geçici bahar olduğunu düşünüyorum. Yani aslında enflasyon seçimler döneminde e, ücret artışlarının beraberinde gelmesi. E ee, işte bu e, talebin öne çekilmiş olması, esnaf ağırlıklı şehirlerde ki Anadolu genellikle böyle, e, yani biz bunu İstanbul'da yaşam maliyetleri olarak çok yoğundan hissettik ve gerçekten AK Parti'nin İstanbul'daki oylarının ve diğer büyük şehirlerdeki oylarının kurulduğu günden bugüne kadar en düşük seviyeye geldiğini de gördük ama Anadolu'da e, hareketliydi her yer. Yani bunu her gittiğimiz yerde görüyorduk. Canlıydı ekonomi. Dolayısıyla evet be belli bir ekonomik sıkıntının olduğunu herkes söylüyordu ama Ekonomi canlı gidiyordu. Bir de bizim genlerimizde enflasyonla yaşamaya hemen uyum sağlayabilmek var. Yani bunu hemen uyum sağlıyoruz. İş adamlarımız hemen uyum sağlıyor. Hemen maliyet hesabı yapmaya gerek olmuyor. Olduğu gibi bütün maliyet unsurları zam olarak geliyor. İşte ücret artışları zaten geçici bir refah taşıyabiliyor. Ee, onun için hani enflasyonun varsa, bence... Evi varsa arabası varsa o benim araba şu oldu, ev şu e, bir oldu de, diyor. E, bir Bak, de zaten, zenginlik hissediyor. Bir de zaten enflasyon telafisi diye bir şey var ki açıkçası seçim ekonomisinin isim değiştirmiş hali. <laughs> e, ya Enflasyona <gülüyor> ezdirmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz. <gülüyor> var. Ya enflasyonu ezsek nasıl olur arkadaş bizi ezdirmeyeceksin de. <laughs> Yok ezdirme. Tabii yani e, aslında bu sev sevilen de bir şey. Mesela enteresan bir başka konu daha var. Belki o gün, bir gün onu da konuşuruz. Bu zombi şirketlerle ilgili biliyorsunuz IMF raporu yayınlandı. Ee, mesela bu zombi şirketleri dünyada en çok politikacılar destekliyorlar. Çünkü o zombi şirketlerin ayakta kalmasıyla e, aslında verimsiz bunlar. Ekonomiye çok büyük zarar veriyor. İşte Kredi, kısıtlı kaynakların buralara gitmesini sağlıyor ama istihdam yaratıyor. Ve istihdam da politikacının sevdiği bir şey. O nedenle e, ben enflasyonun e, şu aşamada çok dert edildiğini düşünmüyorum. Buradan biraz geriye doğru çekilmek ve e, hafif ortodoks politikalar süslü bir e, yapıyla esas temel hedefin Türkiye için en büyük problem bence şu anda o e, bir döviz kitlesi sıkıntısıyla karşı karşıyayız. E, i̇şte kurun e, bence biraz daha artmasına da imkan tanıyabilecekler gibi gözüküyor çünkü mevcut haliyle... E, bu aslında turizm açısından da bir problem yaratıyor çünkü Türkiye turizm destinasyonları anlamında çok rekabet edebileceği ülkeler açısından tercih edilebilir bir konumu geçmiş gibi duruyor. O nedenle bu şu anki durum kurum bugünkü geldiği seviye sen de sabahleyin atmışsın işte sabah kattık kur 25 lira diye onun için ihracatçıyı memnun ediyor. Ee, bir taraftan baktığın zaman turizmciyi memnun ediyor. Ee, hükümet açısından baktığında böyle uçup giden bir kur yok, kontrollü bir kur rejimi var. Ee, herkes kendince e, memnun herkes, olduğu bir süreç. Valla hocam de kur koruma mevduatı olanlar memnun. Elinde döviz tutanlar. Yani o zaman herkes Peki, memnunsa o zaman kim memnun bakarak... kim memnun olmayabilir? Kim memnun değil diyebiliriz. Valla yok yani, yani biz biz tabii Mutluğu kafaya yakaladık yakaladık işte. o zaman 25